Hayırlı olsun. Amin. Allah utandırmasın. Amin. Amin. Başkanım geç. Biz de yapalım. Sağ ol. Başkanım. Başkanım bir sayfa tutalım. Buradayız. Çok kıymetli basın mensuplarımız, çok kıymetli il müdürümüz. Bugün bilindiği üzere 31 Mart 2024'te gerçekleşecek mahalli idareler seçiminde Erzincan bir ilki yaşıyor. Hem alınan karar gereği ittifak olarak seçime girildiği için hem de bir adayın bağımsız olarak Erzincan Belediye Başkanlığı için yarışması dolayısıyla öyle bir ilki yaşayacağız. Ben bu vesileyle bu yarışa katılan tüm arkadaşları yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Erzincan'ımız için, Erzincan'da yaşayan hemşerilerimiz, vatandaşlarımız ve kent sakinleri için bu seçimin hayırlar getirmesini diliyor, temenni ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Kıymetli hemşerilerim, değerli vatandaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, iş yerlerinde alnının teriyle emeğinin karşılığını almaya çalışan çok kıymetli esnaf arkadaşlarımız. Bugün 20 Şubat 2024, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanı adayı olarak tüm Erzincan halkına hizmet etmek, Erzincan'ın farklılıklarının temsilcisi olabilmek, bugünün değil, geleceğin Erzincan'ını inşa edebilmek, her fikrin, her düşüncenin değer gördüğü, dikkate alındığı bir yönetim sergileyebilmek için bugüne kadar gösterilen ilgiyi, alakayı, his ve duyguları karşılamak için bağımsız olarak Erzincan Belediye Başkan adayı oluyorum. ...2009-2014 yılları arasında bizlere verilen destek ve duyulan güvenle 5 yıl 60 ay 1825 gün boyunca gecemizi, gündüzümüzü, bilgi ve birikimimizi, enerjimizi Erzincan'ın ve Erzincan halkının duygu ve düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini, ihtiyaçlarını küçük büyük demeden, genç yaşlı demeden, kadın erkek demeden, esnaf tüccar demeden, işçi memur demeden, engelli, engelsiz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla oluşturduğumuz paydaşlık ve ortaklık anlayışı, vizyonuyla hep birlikte Erzincan'da yaşayan tüm kent sakinlerinin hizmetine adamıştık. Hemşerilerimizin verdikleri destek ve duydukları güvenle, gösterdikleri anlayış ve hoşgörüyle 2004 yılından 2019 yılına kadar şehrimizin arkadaşlarımızla beraber alt yapısını, üst yapısını sil baştan yeniledik. İmar, şehircilik ve ulaşım projeleriyle, yol, kaldırım, altyapı çalışmalarıyla, çevresel dönüşüm ve yeşil alan çalışmalarıyla, kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmalarıyla, idari ve kurumsal çalışmalarla, sosyal, kültürel çalışmalar ve halkla ilişkilerle ilgili çalışmalarla Erzincan'ımızı, başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, Binali Yıldırım Beyefendi ve tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz Tevhid Karakaya, Talip Kaban, Mihrali Aksu, Sebahattin Karakelle, Erol Tınaztepe, Muharrem Işık, Talha Erol Durmaz, Erdoğan Özyalçın, Serkan Baydan, Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Mustafa Sarıgül'le birlikte tüm
valilerimiz ve yöneticilerimizle, tüm belediye başkanlarımız ve onların ekipleriyle, Erzincan Üniversitesi rektörleri, kurucu rektörümüz Sayın Erdoğan Büyükkasap Beyefendi, Profesör Doktor İlyas Çapoğlu Beyefendi, Profesör Doktor Akın Levent Beyefendi, tüm kurum ve kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve üyeleriyle, dernek, vakıf başkan ve yöneticilerimizle, esnaf odalarımızın, ticaret odalarımızın başkan ve yöneticileriyle hep birlikte düşünerek, hep birlikte çalışarak, hep birlikte üreterek bugünkü seviyesine getirdik. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı şahsım ve Erzincan halkı adına teşekkür ediyorum. Onların hepsine minnettarız. Kıymetli hemşerilerim, bugün attığımız adımla önümüzdeki 5 yıl ve sonrasındaki dönemlerin hayallerine, rüyalarına, ihtiyaçlarına, gelecek vizyonuna yeni bir sayfa açıyoruz. Bu hayırlı bir yarış olacak. Bu hayırlı bir rekabet olacak. Kimsenin kimseyi incitmeyeceği, kimsenin kimseyi kırmayacağı, çok çevreci ve duyarlı bir kampanyayla kimsenin kaybetmeyeceği bir süreç olacak. Çünkü hepimizin ortak çatısı, ortak paydası, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı vatanımız, ilelebet payidar olmasını istediğimiz devletimiz, yüzyıllardır kader birlikteliği yapan milletimiz, hepimizin ata ocağı, baba ocağı olan 9 ilçesiyle, 522 köyüyle, merkezde 72 mahallesiyle Erzincan'ımız. Erzincan'ımız bu seçimde ilkleri yaşayacak. İttifakın belediye başkan adaylığı da, bağımsız belediye başkanlığı da Erzincan halkı ve seçmeninin ilk kez yaşayacağı bir süreç olacak. Bu seçimde Erzincan'a hizmet etmek için yola çıkan tüm partilerimizin adaylarına şimdiden kolaylıklar diliyorum. Erzincan'da yaşayan tüm vatandaşlarımız bizim yöneticiliğimizde birer paydaşımızdır. Dünden bugüne üzüntülerimizi de sevinçlerimizi de birlikte yaşadığımız hemşerilerimiz 2009-2014 yılları arasında ve sonrasına şahitler. Şehrimize görevi dolayısıyla başka sebeplerle yerleşmiş ve gelmiş olan kent sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, emniyet teşkilatımızın fedakar mensupları, sağlık, eğitim ve tüm kurumların çalışanlarıyla bu kampanya süresince yeniden tanışacağız, bir araya geleceğiz. Onlar ülkemize, milletimize ve hemşerilerimize hizmet ederken bizlerin komşuluk hukukundan, kent sakini olmalarından dolayı baş tacımızdır. Erzincan'da ne kadar kalırsalar kalsınlar, sonrasında bizlerin birer fahri hemşerileridir. 2014 yılında yaşları itibariyle bizleri tanımamış, yolları bizimle kesişmemiş olan gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz bizlerin ve sizlerin istikbalidir. Geleceğimizin teminatlarıdır. Onları da dinleyecek, nasıl bir şehir, nasıl bir gelecek istediklerini onlardan sorup öğreneceğiz. Eğitimden spora, sanattan sosyal hayata, bütün alanlara dair düşüncelerini alacak, birbirimizi dinleyip anlayacağız. Bu şehrimizin de ülkemizin de geleceği için çok önemli. Kıymetli Erzincanlılar, değerli kent sakinleri, bu şehir, bu ülke insanı her şeyin her zaman en iyisine layık. Bizler bu şuur ve bilinçle dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi gelecekte de enerjimizi inanarak,
düşünerek, çalışarak ortaya koyacağız. Bizler sizlere kulak verdik. Sizlerin emirlerini baş üstü ettik. Sizlerin fikirlerine, düşüncelerine, desteklerine dün de, bugün de hep inandık. Şimdi inandığımız yolda Erzincan için yürüyeceğiz. Gayret, çaba, emek ve emek bizden, destek sizlerden. Başarı ise Yüce Mevla'dandır. Bu vesileyle şehrimizde, Ilıcımızda meydana gelen kaza dolayısıyla kazazedeleri bekleyen ailelerimize, Ilıcımıza, Erzincanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gece gündüz demeden onlara ulaşmak için çalışan tüm ekiplerimize, Erzincan halkı adına ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. 31 Mart seçimleri Erzincan'ımıza, kıymetli Erzincan halkına, kent sakinlerine hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla. Her şey Erzincan için, her şey Türkiye için.